Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlere çok basit, çok güzel, leziz bir tarifle geldim arkadaşlar. Nedir diye soracak olursanız hemen cevaplayayım. Süt burger arkadaşlar. Bakkalda da biliyorsunuz malum satılıyor süt burgerler. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Umarım güzel olur, umarım faydalı olur. Hadi şimdi malzeme sayalım arkadaşlar. Malzemelerimize bakalım neler varmış. Evet arkadaşlar, hemen malzememizi sayalım. İçi için, yani o içindeki beyaz kreması için arkadaşlar bir paket krem şantimiz olacak. Bir paket sıvı kremamız olacak. Her zaman gibi. Bir çay bardağı sütümüz olacak arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar hamuru için hemen o malzemeyi sayalım. 2 su bardağı sütümüz olacak. 2 su bardağı unumuz olacak. 7 kaşık şekerimiz olacak. 2 adet yumurtamız. 3 yemek kaşığı sıvı yağımız, 2 yemek kaşığı kakaomuz olacak arkadaşlar. Ve ayrıca de hamur kapatma tozu bir paket, şekerli vanilin bir paket olacak şekilde arkadaşlar. Hemen kremasına geçelim çünkü kreması biraz bekleyecek arkadaşlar dolapta. Ben şu kabın tekini alalım. Hemen kremasını yapalım arkadaşlar. Bir bardak da sütümüzü boca edelim. Yani bir çay bardağı. Ve mikserimizle bismillah deyip çırpalım. Evet arkadaşlar, kremamız koyulaştı. Bunu dolapta en azından bir 10-15 dakika bekletmemiz gerekecek şimdi. Ve hemen hamburgerlerimizin kekine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kekimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. 2 adet yumurtayı tak tak diye kırıyoruz böyle. Altı yemek kaşığı şekerimizi yumurtanın içine atalım ve çırpalım. Ve çırpmaya başlayalım arkadaşlar. 3 dakika çırptıktan sonra diğer malzememizi ekleyelim yavaşça. 2 bardak unumuz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kakaomuz. İki su bardağı süt. Şekerli vanilin. Çırpalım arkadaşlar şimdi yavaşça. Evet arkadaşlar, kremamız hazırlandı. Kekimiz hazır. Şimdi bunu kızartmaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi kızartma bölümüne geçtik. Keklerimizi şimdi pişireceğiz. Kepçe yardımıyla tamamını kızdırıp yaptığı bütün keki bu şekilde göz olana kadar kızartıyoruz arkadaşlar, kızgın tavada. Benim tava yamuk olduğundan dolayı böyle biraz yamukluk var arkadaşlar. Altını yakmamaya dikkat edin. Böyle göz oldum hemen. Bu şekilde bir görüntü çıkacak arkadaşlar. Altını daha bir şey kızarttık mı? Bütün keklerimizi aynı şekilde kızartıp yuvarlak halde kremasıyla kapatacağız birazdan. Gömmüş olduğunuz bir hamburgerlerimizi yaptık ama dediğim gibi kremaların soğuması bekleniyor arkadaşlar. Güzel olmuş arkadaşlar. Ama kremalar da biraz daha koyu olsa daha iyi olurmuş. Onun için de dolapta durması gerekiyor. İyi, güzel. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelin. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olur. Umarım yaparsınız sizce. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.